Sevgili arkadaşlar, herkese merhaba. Deniz Balıkçıkan'la hoş geldiniz. Öncelikle hepinizin yeni yılını en içten dileklerimi kutlarım. Ülkemiz, vatanımız, milletimiz ve dünyamız için hayırlı olmasını inşallah 2022 yılının dilerim. İnşallah sevgi dolu, barış dolu bir yıl olması dileğiyle. Bol av dolu olması dileğiyle. İnşallah bu sene daha iyi balık avları yapmamız dileğiyle. Şimdi sevgili arkadaşlar, sabah gelmiştim ben balık avına. Malum 4-5 aydır falan uğraşıyorum. Pek bir şey yakalayamıyorum balıklarda. O yüzden pek video atamıyorum size. Bugün sabah bir ava geldim. Artık değişik bir yere geldim. Sabah su üstü popper denedim bugün. Panik popper taktım. Panik popper? Panik popper. Sabahleyin bir balık vuruşu aldım ha. Videonun içine koyacağım onu. Kısa kes at vuruş. Sabah erken saatlerde. Alamadık balığı da. Ne olduğunu çözemedim. Balığın cinsini de göremedim. Ama popper iş yapacak gibi. Yine popper'ı da spin avına yapmaya devam edeceğim eskisi gibi. Bugün bir popping kamışı getirdim. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi kıyıdan popping kamışıyla bir popper avı yapmaya gideceğiz. Popper'ı split ring ile beraber kalips penses ile topuyoruz takımıza. Yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi biraz kalın bir takım. Biraz kalın bir takım. Takımı şöyle göstereyim size. Elimde bir tane şorjik kamışı getirdim. Buna da bir şey alamadım bugün. Bu kamış da işte atarken denk getirdim. Şurada spin kamış. Ya şimdi popping kamışı niye getiriyorum? Bulunduğum bölgede büyük orkinosların kıyıladığını bazen zaman zaman görüyorum burada. Takım hangi balıklar bulabilir? Büyük balıklar bulabilir. Yani kıyıda varsa eğer büyük balıklar onlar bulabilir. Gördüğünüz gibi popper, split ring ve survival. Yani effort döndü. Bakalım buna da biraz çalışalım. Bu takımlar biraz sert takımlardır. Hayvanlar açıkta gerçi. Kıyıdan 200-300 metre açıkta ama kıyıya da girebiliyorlar. Nasip yani. Yarın bir gün burada orkinos kıyıya gelmiş. Takım yanımda niye getirmedin demektense yanıma koyuyorum. Bazen arada popper çekiyorum burada. Kısmet çünkü balıkçılık şey biliyorsunuz. Kısmet. Ama eğer buna orkinos vurursa hakikaten güzel mücadele olacak gibi geliyor bana. Çünkü burada ben 500 metre misina sardım buna. Aşağı yukarı 500 metre misina var. 85 libre çekerli. Yani 40 ila 80 kilo ağırlığında bir orkinos vurursa herhalde bir 400-450 metre misineye götürür gibi geliyor bana. Artık ondan sonrası kalamayı sigevaçla kapatarak balığı zapt edebilirsek mücadele edeceğiz. Yoksa koparıp gidecek, can sağlayacağız. O yaşadığımız heyecanla kalacağız. Nasıl kısmet inşallah. Şimdi arkadaşlar biraz şorjik avı deneyeceğim. Ondan sonra spin kamış atışlarını göstereceğim size. Birkaç atış göstereceğim ve suyu sahtesi nasıl çekilmeyi göstereceğim. Ondan sonra videoyu bitireceğim. Hepinize şimdiden tekrar keyif seyirler arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar elimde bir şorjik kamışı var. Savager'ın 40-80. Güzel bir kamış. Çok evvel ne demiştim bana. Şorjik avları yapmıştık. Şimdi buna ben bir tane jit takacağım burada. Sabah yine taktım bunları. Ama tekrar takacağım. Şimdi hava aydınlandı. Bir 60 gramlık glove desenli bir jit takacağım. Bakalım. Şimdi aynı zamanda bir de şorjik kamışına nasıl aksiyon verilir. Onu göstereceğim size. Şimdi deniz biraz sakinleşmiş. Normal. Kamışın kalamasını ayarlı. Asist iğneler dışarı bakıyor şu anda gördüğünüz gibi. Ben buna klips taktım. Normalde aslında bazı üstadlar buna normal solid ring takıyor, swivel takıyor. Ben bunu taktım. Herkes tercihine göre. Bazısı asistle jig iğnesini ayrı ayrı takıyor. Herkesin bir şekilde. Asistler jigin üzerine monteli. Ayrıca burada onu takıp açmakla şey yapıp zaman kaybetmek istemediğim için bu şekilde bırakıyorum. Ama aynı iğnesiyle, asist iğnesiyle jig ayrı ayrı monte edilip de ava da yapılabilir. Tercihinize bağlı. Şimdi o kamışımızı attık. Yavaş yavaş indiriyoruz dedi. Aşağı yukarı 15 metre galiba derinlik. Şimdi kamışı
aksiyon olarak yukarı çekeceğiz. Mera'nın derinliği aşağı yukarı 20-25 metre dedi düşünüyorum. İndi mesafeden çünkü. Yatay çekmeyeceğim. Yukarı doğru aksiyon göstereceğim. Bakın biraz yoracağım ama bu yukarı aksiyon aslında biraz aksiyon verip ışığı dibe salmak lazım ama ben tam olarak bilmediğim için şeyini dip tabiatına takılabilir ihtimaline karşı yukarı doğru asılıyorum. Eğer balık olursa zaten bu jiki takip edip tasmalayacaktır muhtemelen. Şimdi sevgili arkadaşlar, Şovcuk kamışının atışından sonra çekişini de göstereceğim bu şekilde yandan. Nasıl aksiyon verdi mi? Ondan sonra spin kamışlara geçeceğim. Ufak orada da bir atış çekiş yapacağım. Ondan sonra bitireceğiz şeyi. Şimdi elimdeki Şovcuk kamışı tutuyorum. Gördüğünüz gibi ahtapot takıldı. Ya son bir atışta yapacağım. Bundan sonra spin kamışın nasıl atıldığı ve suyu sertliği nasıl ilgili hakkında bir bilgi verip videoyu bitireceğim. Buradan bir atış yapalım. Evet arkadaşlar. Sanırsam ahtapot aldık herhalde. Ahtapot aslında içine benziyor bu sanki. Aynen. Yaşama bakın yukarıdan geleceğim. Oturdu arkadaşlar. Saatin boşuna aldım. Yukarı aksiyon veriyorum. Bu şekilde yukarı vurdura. Boşuna ala ala fasıla vermeden aksiyon vererek çekin kalmışım. Balık takip ederse jig yakalayacaktır yani. Muhtemelen siz yakalayamazsınız düşünmeyin. Balık onu her türlü yakalıyor yani. Gün oldu. Bu konuda en azından jig avcılığı yapmak isteyen ve yeni başlayan sevgili arkadaşlar için faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdi spin takıma geçeceğim. Spin takımda elimde şu anda davarlı bir saatte var. Onu deneyeceğim. Kamış atışını göstereceğim size. Normal atış pozisyonu kamışı aldım. Atış yapacağım. Gider atacaktım. Atış yaptık. Atış bitene kadar kamış atış yaptığım noktada kalacak. Bu şekilde. Hiçbir şekilde iyisini hadi bakalım. Sürtünme özelliği bozmamak lazım. Gidebildiği kadar uzağa gitsin. Arkadan rüzgar gelse çok daha iyi. Normal sarım yapıyoruz. Aksiyonlu sarım yapıyoruz. Güzel bir aksiyon veriyor. Mümkün mertebe kamışın esneklikten faydalanarak ileri kırmak diyorum kamışı. Ama ben şimdi tekrar sarım yapıyorum. Son defa atacağım tekrar. Gördüğünüz gibi 60-70 metre bir yerim sahip bizlerle beraber. Aşağı yukarı 60-70 metre yerim mesafesine sahip atlı bakış. Güzel gibi yani. Balık olursa merada rahatlıkla tarayabileceğim bir alana giriyor. Aslında balık olmadığı için deniz kadar saatte atıyor. Sevgili arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sevgili arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda inşallah balık avlarıyla birlikte olmak dileğiyle inşallah. Bu sefer bol profil avlarımız olsun inşallah. Şimdiden hepinizin tekrar yeni yılını kutlarım. Bir sonraki videoya kadar tekrar görüşmek üzere. Hepiniz sağlıcakla kalın arkadaşlar. Hepinize rast gelsin.